Emel, saçlarını kim topladı ya da almış? Abim topladı. Normalde hep ablam örerdi ama bu sabah abim topladı. Beceremedim, o kadar yapabildim. Ben aslında örmeyi biliyorum. Yani istersen senin saçını örebilirim. İster misin, olur mu? Tamam, o zaman bana öncelikle bir tarak lazım. Evet Emel Hanım, kuaför salonumuza hoş geldiniz. Şimdi önce saçımızı açıyoruz. Şöyle güzelce bir tarayayım. Emel, saçların ne kadar güzel ya, bayıldım. Şimdi örmeye başlıyorum. Aa, bak Ömer, sen de bak. Abine de öğretelim. Ben yokken o örer. Olur mu? Bak şimdi. Üçe ayırdık. Alttakini üste atıyorsun. Böyle böyle gidiyor. Aslında çok basit. Sadece sıkı toplamak gerekiyor ki açılmasın. Şöyle. Şu an acımıyor değil mi Emma? Yok. Acımıyor. Aynı ablam gibi örüyorsun sen ablam. Ben ama seni yerim ya. Oh, bu kadar tatlılık olur mu? Olmaz. Olmaz. Sen şimdi benim örgümü beğenirsen her sabah geleceğim, ben senin saçını öreceğim. Anlaştık mı? Anlaştık. Aa, ördükten sonra da üçümüz birlikte şöyle battaniyenin altına gireriz, film izleriz. Senin seçtiğin bir filmi tabii ki. Geldim, çık sen de. Sen de izleyecek misin abi? Ne oldu? Bir iş görüşmem vardı, ona çağırıyorlar. Abicim sen Süsen ablanla izlersin filmi. Boş ver, iyi oldu ya. Biz kız kıza film izleyeceğiz, ne iş var burada ya? Şimdi bize saçma sapan filmler açtıracak da. Hadi senin seçtiğin filmi izleyelim. Şimdi bilgisayarımızı alalım. Hemen battaniyenin altına girelim. Bak. Sarp'a bir şey çaktırmadın değil mi? Sıkıntı yok. Ama klasik Sarp işte. Başta bir huysuzlandı. Ama hallettim, merak etme. Aslında senin gelmen de gerek yoktu. Ben tek giderdim. Benim için rahat etmez öyle. Hem adamları tanımıyoruz, etmiyoruz. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Yanında ol. Sağ ol. Hadi atla. Bugün, dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış. Küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek.